Benim güzel arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben SML Hoca'nız ve karşınızda 40 Soru Serisi Problemler Kampı'nın ikinci videosu, ikinci dersi. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kamp kitabımızdan devam ediyoruz. 40 Soru Serisi Problemler kitabından ve ikinci testi çözeceğiz. Karşınızda bu video ilk defa çıktıysa mutla mutlaka ama mutlaka tanıtımını izleyin arkadaşlarım. Bu kampın hemen oynatma listesinin ilk videosunda tanıtım var. O tanıtımı izlerseniz hem bu fasikül hakkında hem de bu kamp hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olursunuz. Hem de bu kampın biliyorsunuz bu kamp ikinci kampımız bir de bu kampın birincisi vardı. 40 soru serisi TYT matematikti sevgili arkadaşlar. Bu kampla birlikte sevgili gençler artık TYT'ye noktayı koyacağız. Evet açıkçası söylemeye çalıştığımız şey bu. Noktayı koymak arkadaşlar. Yani düşününsene siz ee, kasım ayının içerisinde TYT'ye noktayı koymuşsunuz. AYT'den zaten topu da bu 9 tane konu var ve bu 9 konuyu da hallettikten sonra artık hazırım diye denemelere başlayabiliyorsunuz. Bu mükemmel bir olay. İnşallah sevgili gençler soru bankalarınıza da devam ediyorsunuzdur. E, çünkü mutlak surette soru bankası bitirmenizi öneriyoruz ama öyle abartmaya gerek yok. Yani 3 tane soru bankası çözeyim, 4 tane soru bankası çözeyim diye abartmaya gerek yok. Eğer konuları e, hakim oldum derecesinde bir şeyiniz varsa hani böyle bir düzeniniz varsa ben hakimim diyorsanız ve soru bankası da bitirdiyseniz e, 40 soru serisi de zaten biliyorsunuz bunun hem cilası hem de check biliyorsunuz. Konu denemeleri aslına bakarsanız 40 soru serisi e, ve artık hazırsınız demektir denemelerle artık kendi eksiklerinizi kapatacak şekilde hızlanmaya yönelik hareketlerde bulunarak denemelerle artık sınava hazır olacaksınız. Önemli olan da bu zaten. Biliyorsunuz ki matematikten 30 tane soru var. Yani geometrileri saymazsak 30 tane soru var ve bu 30 sorunun yarısı problem, yaklaşık 14-15 tane problem çıkıyor karşınıza ve problemi halledebilmek inanılmaz derecede mühim ki hepimiz çoğumuz halledemeden giriyoruz sınava. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım hallettiniz, hallettiniz ki bu sizin için bulunmaz bir fırsat. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmenizde fayda var. Sorularımızın neredeyse hepsi yani tamamı ÖSYM ayarında. Hep söylüyorum ÖSYM çizgisinin ne bir milim içine ne de bir milim dışına çıktık. Hiçbir şekilde oynamadık. Tam anlamıyla ÖSYM çizgisinde sorular karşınıza çıkarttık arkadaşlarım sizler için. Ve... Sloganımız neydi? Mottomuz neydi? Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik ve biz de 40 tane birbirinden güzel problemler testi çözerek bu konuyu halletmeye çalışıyoruz sizlerle birlikte. Evet hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Hadi buyurun bakalım. Evet karşınızda ilk sorumuz 216 tane kitap Türkçe öğretmeni Hersekli Kadri Bey tarafından Mehmet, Akif ve Ersoy'a sırasıyla 2, 3 ve 4 sayılarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Mehmet, Akif ve Ersoy kendi aralarında anlaşıp eşit sayıda kitap almak istiyor. Şimdi öncelikle Mehmet, Akif ve Ersoy var. Bu Mehmet, Akif ve Ersoy'a 2... 3 ve 4 ile orantılı dağıtılıyormuş. Yani ben 2K, 3K ve 4K ile bunları isimlendirebilirim tabii ki. Ve bu elemanlar kendi aralarında eşit sayıda paylaşmak istiyorlar. Şimdi toplamda aslına bakarsanız toplamda edinilen kitap sayısı 9K'dır. E şimdi eşit paylaşmak istiyorlarsa bu 9 k'nın tabii ki de 216 eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz çünkü 216 tane kitap dağıtılıyordu. Buradan k eşittir 21'in içerisine 9 2 defa, kalan 3 oluyor, 36'ın içerisine 4 defa alıyor 9 yani k 24 oluyor ve bunlar eşit paylaşacaklarsa eğer 3k, 3k, 3k biçiminde paylaşmalılar. Şimdi durum buyken k 24'tü gençler, k 24 iken o zaman ben şöyle bir şey yapayım burada, şunu şöyle kenara çekelim ve diyelim ki. Bu adam ilk başta iki kere 24 yani 48 tane kitap almıştı. 3 kere 24'ten bu 72 tane almış ve 4 kere 24'ten de bu arkadaşımız da 96 tane kitap almıştır diyebiliriz. E şimdi 3K 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 paylaşacaklarsa yeni paylaşım modeli 72 72 72 olmalı. O halde diyor ki bak buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa Mehmet Akif Verso'nun ve kitap sayıları eşit olur diye sorulmuş. Şimdi ben burada Akif'in kitap sayısının zaten değişmeyeceğini görüyorum. O halde bu kimseye bir kitap almasın veya kimseden almasın veya kimseye vermesin. Yani bu durumda Akif'in Mehmet'e 12 kitap vermesine veya Mehmet'in Akif'ten Akif'in Mehmet'ten 12 kitap almasına hiç ama hiç gerek yok. Akif'e gelen kitaba da gerek yok. Yani bak kafadan tek bir şekilde 3 tane şıkkı eliyorsun. Şimdi Mehmet Ersoy'a mı Ersoy Mehmet'e mi kitap verecek? Öncelikle zaten 96 kitabı vardı Ersoy'un ve tabii ki Mehmet'e kitap vermesi gerekiyor. Ne kadar kitap verirse burada 72 kitabı olur Mehmet'in ve 72 kitabı kalır Ersoy'un. Tabii ki 24 tane kitap verirse kim kime Ersoy Mehmet'e 24 tane kitap verirse işlem tamamlanır. Demek ki Mehmet Ersoy'a Ersoy, Ersoy Mehmet'e 24 kitap verirse cevabı bizim için doğru cevap olacaktı. Doğru cevabımız D şıkkı sevgili gençler ve devam ediyorum ikinci sorumla. 127 tane kalem var ve 127 tane kalem 4 tane öğrenciye sırasıyla üçer üçer dağıtılıyor. Son durumda elde kalan kalem, elde kalan kalem sayısı 3'ten az, 3'ten daha az kaldığında sıradaki öğrenciye elde kalan kalemlerin tamamı veriliyor. Yani şöyle. Şimdi 4 tane öğrenciye üçer üçer dağıtılıyor ya. 3 3 3, 3. Sonra yine 3, 3, 3, 3 olacak. 3, 3, 3, 3 olacak. Ve bu şekilde devam ederken sevgili arkadaşlarım. Sonda kalan kalem diyor. Şimdi bak. Burada ben 3, 3, 3, 3 dağıttığım zaman. Aslına bakarsan her bir kişiye ilk turda 12 tane dağıtmış oluyorum. 12 tane dağıtmış oluyorum. Ve ben 127'yi 12'ye böldüğüm takdirde Kalanımız 120 tam bölüneceği için burası 10 burası 120 kalanımız 7 olacaktır. Şimdi son tura geçtim 7 tane kalem kaldı. 3 tane buna verdim 3 tane buna verdim 6 o zaman bir tane de buna vermem gerekiyor tabii ki. Ve böylelikle son turda da 7 kalemi burada arta kalan 7 kalemi dağıtmış olduk. Şimdi diyor ki en az kalem alan öğrenci kaç kalem almıştır? En az kalem alan öğrenci son turda kalem alamayan öğrencidir. Ve o da buradadır. Yani şimdi biz burada 12 şerli 12 şerli dağıtırken şimdi her turda herkes 3 tur 3 tane kalem alıyor. E, 10 tur gerçekleşti 11. turda 7 tane kalem kalmıştı. Demek ki burası yani şu sondaki eleman son turda hiç kalem alamayan eleman 10 tur boyunca 3'er kalem almıştır ve toplamda da 30 tane kalem almıştır diyebilirim. O halde doğru cevabımız da değişik olur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum 3. sorumla. Okul öncesi başkanlığı için yarışan 4 kişinin bulunduğu, okul öncesi neyse okul meclisi. Okul meclisi başkanlığı için yarışan 4 kişinin bulunduğu okuldaki öğrencilerin sayısı 124'tür. Şimdi yarışan 4 kişi var ve okuldaki öğrencilerin sayısı da 124. Tamam. Başkan adaylarının oy kullanmadığı ve diğer herkesin oyunun geçerli olduğu bu seçimde, şimdi başkan adayları oy kullanmayacaksa, 124 kişi var bu okulda. 4 tanesi başkan adayı zaten. 120 tane o zaman seçmen öğrenci kalır geriye. Tamam mı? 120 tane seçmen öğrencim var benim şu an. Pekala diğer herkesin oyunun geçerli olduğu. Bu 120 oyun 120'si de geçerli. Peki seçimde okul meclis başkanı seçilen bir aday en az kaç oy almış olabilir? Şimdi benim 4 tane adayım vardı. Birinci aday, ikinci aday, üçüncü aday ve dördüncü aday diyelim bunlara. Tamam mı? Bu dört tane adaydan en çok oyu alan kişi meclis başkanı seçilmiştir ve en az kaç oy almış olabilir diye soruluyor. Şimdi ben zaten kafadan 120'yi gençler dörde böldüğüm takdirde burası 30 gelecektir. Herkese 30 oy dağıtabilirim aslına bakarsan. Herkese bak herkese 30 tane oy dağıtabilirim ama bu durumda kimseyi başkan seçemem tabii ki. E pekala şimdi ne yapacağız? Hocam çok basit. Diyeceğim ki eğer 30 oy bunların ortalamasıysa 31 oyla ben dördüncüyü başkan seçerim. Nasıl seçeriz? Bu 30'da kalsın, bu 30'da kalsın en düşük alan kişi de 29 oy alsın derim. Yani ben diyorum ki şundan bir tane çaldım, buraya bir tane ekledim diyorum. Şu 30 oy alanlar eşit oy almış olabilirler ve böylelikle başkan da seçilemezler. Niye? Çünkü oy sayıları başkan seçimine katılan, başkanlık seçimine katılan diğer kişinin oyundan düşük. ve bu, burası zaten diğer hepsinden küçük. Dolayısıyla bunları büyük seçtim ki başkan olana daha az sayıda oyun kalsın, oy kalsın çünkü bizden bu isteniyordu. Demek ki cevabımız E olacakmış sevgili arkadaşlarım. Devam edelim bir diğer sorumuzla dördüncü soru. Turgut, Deniz, Yusuf, Zeynep ve Güneş'in boylarının Burak'ın boyuna göre kıyaslaması, kıyaslaması aşağıdaki gibidir. Şimdi Burak'ın boyuna göre kıyaslanacaksa eğer ben Burak'ın boyuna x diyeyim. Şimdi elimizde kim var? Turgut var değil mi? Şimdi Turgut'un boyu 6 santim daha uzunmuş. Yani x artı 6 diyebilirim ben Turgut'un boyuna. Güneş'in boyuna bakalım şimdi. Güneş ise 14 santim daha kısaymış. Yani x 14 diyebiliriz. Yusuf'un boyu 10 santim daha kısaymış. Şimdi o zaman Yusuf'un boyu ne olur? X eksi 10 olacaktır. Zeynep'in boyu, kızımın adı, Zeynep'in boyu da 4 santim daha uzunmuş. Yani X artı 4'müş. Deniz'in boyu 8 santim daha uzunmuş. O halde Deniz de X artı 8 olacaktır. Pekala. Buna göre bu 6 kişi boy sırasına büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan 3. kişi kimdir? Şimdi büyükten küçüğe doğru bak. Büyükten küçüğe doğru sıralanacak. Baştan 3. kişi soruluyor. Burada en büyük boy, en yüksek boy, en fazla boy kime ait? Tabii ki x artı 8 de denize ait. Daha sonrasında büyüktür dedim. Bundan sonraki uzun olan tabii ki Turgut. O halde buraya Turgut dedik. Ve bundan sonra Büyük olan da x artı 4 ile Zeynep geliyor farkındaysanız. Baştan üçüncü kişi sorulmuştu. Diğerlerini sıralamama gerek yok. Kızımın adını yanlış yazdım. Diğerlerini sıralamama gerek yok. Cevabımız Zeynep olacaktı. Yani doğru cevap B şıkkıdır sevgili gençler. Ve devam ediyorum 5. sorumla. Hadi bakalım. Çok güzel bir sorudur kendileri. Dikkatli dinlemende fayda var. Öğle yemeğine giden 5 arkadaş hesabı ortaklaşa eşit miktarda ödeyeceklerdir. Furkan tam hesap gelecekken lavaboya gidiyor ve hesabı arkadaşları kendi aralarında eşit bölüşmek zorunda kalıyor. Arkadaşları ilk tur kıyasla 7 lira daha fazla hesap ödediğine göre masanın toplam hesabı kaç lira tutmuştur diye soruluyor. Şimdi 5 arkadaş vardı unutmayın. 5 arkadaştan bir tanesi olan Furkan tam hesap ödenecekken lavaboya gidiyor ve 5 kişinin x lira xr er lira ödeyeceği hesabı geriye kalan 4 kişi x artı 7 lira yani 7 lira fazla ödemiş oluyor. E bu da hesap. Bu da hesap. O zaman bu hesaplar birbirine tabii ki eşittir. Yani 5x eşittir. 4x artı 28 diyeceğim. Ve buradan x eşittir. 28 gelecek. Şimdi bu x ilk baştaki durumda kişi başı ödenecek tutardı. Ve diyor ki Masanın toplam hesabı kaç lira tutmuştur? E bu da hesaptı, bu da hesaptı. X'i istediğin yere koyup çarpabilirsin. Varsayalım ki burada çarptık. 5 kere 28, 140'ı verir. Demek ki benim masamın toplam hesabı C şıkkındaki 140 kadar olacaktı dedik sevgili gençler. En kısa bu şekilde çözüm sunabiliriz. Bu şekilde çözüm yapabilirsiniz bu tarz sorulara. Ki soru bankalarında fazlasıyla denemelerde fazlasıyla karşına çıkacak olan bir soru tipi. Bu Gerek hesap sorularında çıkar gerekirse böyle çiftlik sorularında çıkar. Bazen işte der ki şu kadar koyuna şu kadar ye, yetecek kadar yem vardır. Çiftlikten 10 gün sonra şu kadar koyun ayrılıyor. Bu koyunlara kalan yem ne kadar gün daha yeter falan gibi olan sorular var ya. Bunların tamamının mantığı aynı ve bu şekilde çözmenizde fayda var. Devam ediyorum 6. sorumla. Yine güzel bir soru. Berk yaptığı araştırma sonucunda bir tekerlek bisikletinin önünde ise 20.000 km, arkada ise 31 30.000 km yol yaptıktan sonra yeni lastik ile değiştirilmesi gerektiğini saptamış ve lastiklerini daha uzun süre kullanmak için yeni lastik almak yerine ara sıra ön ve arka lastiğin yerlerini değiştirmek gerektiği sonucuna varmıştır. Şimdi bunun sonucunda bisikletini aldığı yeni iki lastik ile en uzun yolu gitmek isteyen Berk yukarıdaki yöntemi uygulayarak kaç kilometre yol gittikten sonra tekrar lastik almak zorunda kalır diye sormuş bize. Şimdi gençler iyi dinliyorsunuz. Öncelikle ben iki tane şöyle lastik göstereyim size. Burası ön, şurası da arka olsun. Tabi ikisi de aynı boyda olacaklar. Çünkü öndeki lastiği çıkarıp arkaya falan takabiliyor. Şöyle gösterelim. Hatta şuraya şöyle bir de çizelim ya bisikleti ne olacak ki? Yani bir bisiklet çizmek ne kadar zor olabilir diyeceğim. Zormuş. Şöyle bir şey olsun işte. Şurada şöyle. Şurada şöyle. Heh, tamam bitti işte. Al, tamam, tamam bisiklet işte bu. Tamam. Şimdi gençler Ön şurası oluyor tabi arkada burası oluyor. Ve demiş ki bize önünde ise 20.000 kilometrede lastiğin ömrü 20.000 kilometre. Arkada takılıysa tamamen 30.000 kilometre. Şimdi arkadayken 30.000 kilometre dedik öndeyken 20.000 kilometre dedik. Demek ki ön lastik daha çok daha çabuk yıpranıyor. O zaman biz bu lastiklerin bir yıpranma hızının olduğunu düşünelim ki var zaten her lastikte ama yıpranma hızı diye bir şey tanımlayalım o zaman kendi kafamızda. E şimdi 20.000'e 20 30.000 ise o halde ben diyorum ki önün yıpranma hızı 3V arka tarafın yıpranma hızı 2V güzel kardeşim. Çünkü 2V ile 30.000'i 30 çarparsan 60.000V 60 yapar lastiğin ömrü olsun bu. 3V ile 20.000'i 20 çarparsan 60.000V 60 yapar e bu da lastiğin ömrü olacaktır değil mi? Ve e, aslına bakarsan Berk şöyle bir şey keşfediyor. Diyor ki ben diyor bisikleti e, ilk taktığım modelde kullanırsam diyor. Ara sıra diyor ön, ön lastikle arka lastiğin yerlerini değiştirerek diyor. Mesela şu an ikisini de taktı. Sıfır halini taktı. Devam ediyor. Hiçbir şekilde değiştirmedi. Ve 20 bin kilometre gittiği zaman. Otomatikman ön lastiğini değiştirmek zorunda kalacak. Ama arka lastiğin hala 10.000 kilometrelik bir gideri var. E, ne oldu? Şimdi tek lastiği değiştirdi ve bütün düzen bozulacak. Berk şöyle bir şey keşfediyor. Diyor ki ben diyor iki lastiğin ömrünü aynı anda bitirebilirim aslında diyor. Aynı anda. Ya Belki diyor... Hani toplam gidilen mesafeyi iki lastiğin birden toplam yaptığı mesafeden daha düşük olabilir ama diyor lastik değiştirme süremi diyor daha uzun hale getirebilirim diyor. Bunu nasıl yapacak? Ara sıra lastikleri değiştirerek yapar. Peki nasıl yapacak? O da şu şekilde. Gençler bizim olayımız şu. Buranın hızı lastiği tüketme hızı 3V buranın hızı da 2V ya. O halde Öyle bir ortalama zaman bulmam gerekiyor ki ki bu da yola tekabül edecek. Öyle bir ortalama zaman bulmam gerekiyor ki benim bu bize ne yaptıracak? Ön lastikte daha fazla yol yaptıracak, arkada biraz daha kısa yaptıracak mesafeyi ama aynı anda değiştirmemizi sağlayacak ve daha nasıl diyeyim verimli bir şekilde lastik kullanacağız. Şimdi şu bizim bisikletimizin modeli olsun. Tamam model derken yani modelleyelim diyorum. Şimdi şurası ön taraf taki lastik. Burası da arka taraftaki lastiği simgelesin. Ve biz ne diyorduk arkadaşlar? Ön taraftaysa lastik 20.000 kilometre gider. Arka taraftaysa da 30.000 kilometre gider diyorduk değil mi? E şimdi çok güzel. Ben bunlara bir de yıpranma hızı vermiştim. Lastiklerin yıpranma hızı neydi? 3V'ye 2V'ydi değil mi? E şimdi madem öyle biz bunu fizikteki tork mantığıyla kurarsak eğer desteği nereye koymam gerekiyor? Hocam desteği şuraya bir yere koyalım. Burası 2V ile tüketiyor ya, o zaman şurası 2X'tir. Burası 3V ile tüketiyor ya, o zaman burası 3X'tir diyebilirim. Böylelikle 2V ile 3X kadar kullandım. 3V ile 2X kadar kullandım. Eşit kullandım diyeceğiz. Ve böylelikle lastikleri en verimli biçimde kullanacağız. E şimdi o zaman şu aradaki 5X dediğimiz olay yani yol 30.000 ile 20.000 arasındaki yola eşit değil midir? Yani 10.000 kilometreye. E x eşittir ne gelir o zaman? Tabii ki 2.000 kilometre gelir. E x eşittir 2.000 ise? Bak şurası da 2x'de şuradaki mesafe. 2x nedir? 4.000. 20.000'in üzerine 4.000 eklersem desteğin durduğu yeri yani bunların ortalamasını bulabilirim. 20 4000 olur. Yani cevabımız da en verilmiş şekilde kullandığımız zaman... 24.000 kilometre sonra lastik değiştirmek zorunda kalır. Çünkü lastiklerin ömrü biter artık diyebiliriz sevgili gençler. Olay tamamen bu. Bak 20.000 kilometre lastik değiştirmek 20.000 kilometrede lastik değiştirmek zorundaydık artık 24.000'de değiştirdik diyeceğiz sevgili gençler. Evet şimdi devam edelim. 7. sorumuzda. Burada yaşları toplamı X yılında 68 olan anne, baba ve çocuğun X ve Y yıllarındaki yaşlarının değişimini gösteren tablo verilmiş. Buna göre babanın Y yılındaki yaşı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bize ne demişti bak? X yılında 68 olan anne. Yaşları toplamı X yılında 68 olan anne, baba ve çocuk. Şimdi X yılında şurası, şurası. Yaşları toplamı 68 miymiş? O zaman yaşları toplamına bakarım. A artı A artı C artı C'den 2A artı 2C gelir değil mi? Bunların yaşları toplamı ve kaçmış? 68, o zaman ben a ile c'nin toplamının 34 olması gerektiğini de pek tabii söyleyebilirim. Peki x ve y yıllarındaki yaşlarının değişimini gösteren tablo verilmiş diyor burada. Mesela anne 59 yaşına girmiş, baba b yaşında, çocuk da a yaşındaymış. Hmm. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyebiliriz, bak 59'dan a'yı çıkardığım takdirde 59 eksi a, bu bana a eksi c'yi verir. Ve böylelikle eksi a'yı bu tarafa atarsam 59 eşittir 2 a eksi c de gelir değil mi? Bak burada ben bir tane a ve c'ye bağlı bir denklem bulmuştum. Burada da yine a ve c'ye bağlı bir denklem buldum. O halde şuradaki denklemi ben alıyorum. Hop şuraya yapıştırıyorum. Hatta bunu ters çevirip yazalım. Daha da hoş olur. Ne demiştim? 2 a eksi c eşittir 59 demiştim. Şimdi ben bunları toplarsam eğer... Buradaki c'ler gidiyor görüyorsun. Artı c ve eksi c. Böylelikle 3A kalıyor geriye. 34'te 59'un toplamı da eğer 60 da toplasaydık 94 olacaktı. 93. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 31'in ta kendisiymiş. Pekala A'yı bulduk 31. Babanın Y yılındaki yaşı soruluyor. Yani B soruluyor bize. E şimdi ben A artı C'nin şurada 34 olduğunu biliyorum. Buradan buraya kaç sene geçmişti? 59 eksi A. Şimdi 59 eksi A da 59 eksi 31'den 28'in ta kendisidir. Demek ki buradan buraya 28 yıl geçtiğini anlıyoruz artık. Tamam Olay bu kadar basit. 34'ün üzerine eğer 28 eklersem cevabı bulacağım. Bu da 62 verir bize. Demek ki baba Y yılında 62 yaşındadır diyeceğiz. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı dedik ve artık son sorumuzdayız. Son soru ekrana sığmadığı için şöyle yapalım. Bakalım. Evet, sığdırdık. Güzel. Şekildeki çevresi 3200 metre olan karesel pistin karşılıklı iki kenarının tam orta noktalarından iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Yani bir tanesi bu tarafa doğru bir tanesi de bu tarafa doğru birbirlerine doğru olmuş oluyor. Çünkü şuralarda şu şekilde birbirine doğru hareket etmiş olacaklar. Pekala bir tanesi 60 metre bölü dakika öteki de 40 metre bölü dakika hızla hareket ediyor. E güzel. Karesel pisti e çevresi 3200 ise ben bu 3200 öncelikle bir dörde böleyim bu pistin bir kenarını bulayım 800 metre yapar. 800 metre ise Şurası 400 metredir, burası 400 metredir, burası 800'dür diyebilirim. Çünkü bunlar birbirine eşit verilmiş tam orta noktalarıymış. A noktasından hareket eden aracın dakikadaki hızı 60 ve B noktasında hareket eden aracın da dakikadaki hızı 40 metre olduğuna göre bu iki araç kaç dakika sonra ikinci defa karşılaşır diye sorulmuş. Şimdi ilk defa karşılaşmaları için Aralarında bulunan 400, 400, 800 daha 1600 yapar. 1600 metrelik mesafeyi kat etmeleri gerekiyor. Artı bunun üzerine ikinci defa karşılaşacaklarsa pistin çevresi kadar. Şimdi mesela ikisi de hangisi daha hızlı şu. İkisi de şuradan, şu noktada karşılaştılar diyelim. Ve artık bir tanesi bu tarafa doğru diğeri bu tarafa doğru hareket ediyorken aralarındaki mesafe bir pist kadardır. Bak bir pist kadar bir mesafe vardır aralarında ve pistimizde 3200'dür. Toplam o zaman 4800 metrelik mesafeyi iki araç birbirine doğru kaç dakikada alır diye sorulmuş aslına bakarsanız. Şimdi aralarında 4800 metre mesafe varken bunlar dakikada 40 ve 60'la birbirlerine doğru gidiyorlar. O halde ben hızları toplamına bu aradaki mesafeyi bu durum 4800'ü 100'e bölersem eğer 48 dakika sonra bu araçlar İkinci defa sevgili gençler karşılaştılar diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkı olur diyeceğiz. Evet, artık ikinci videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci testi de hallettik. Bu da yaklaşık yine 22-23 dakika sürmüş diye tahmin ediyorum. Güzel süreler bunlar. 8 tane problem sorusu için e, tabi tabii anlatım süresi olarak güzel güzel süreler. Siz 8 soruyu normal şartlar altında hocam bu kitaptaki soruları sizden bağımsız çözmek istiyoruz acaba kaç dakikada çözmeliz diye soracak olursanız da ben size hemen söyleyeyim 8 tane soruyu bu kitaptaki 8 tane soruyu ortalama sevgili arkadaşlarım 14 dakikayı geçmesin diyebilirim 14 dakikayı aşmayacak şekilde çözmeniz lazım e, tabi sorular karma sorular olduğu için bazı testler mesela daha zor e, sen onları 16 dakika 17 dakika uğraşıyorsundur. Belki yine de çözemiyorsundur olabilir ama bazılarında 10 dakikada bitirirsin. Bunların tamamının ortalamasını alman için de sevgili arkadaşım kitabın o içindekiler dediğim kısma not alabilirsin. Yine şöyle kitabımızda gösterelim. Ne demiştik ilk videoda şu içindekiler kısmını sevgili arkadaşlarım şuradaki kısımları dolduralım demiştim. Ben pdf'ime ilk gün yazmıştım kararlıyım, başladım ve bitireceğim diye. Sevgili arkadaşlar, yine sizde ikinci testin olduğu yere yazın. Üçüncü videoda ne yazdığımı size göstereceğim artık. Benim de bu kitabı doldurmam gerekiyor çünkü. Üçüncü videoda sevgili arkadaşlarım, o zaman motto niteliğinde güzel bir söz yazalım. Evet gençler, üçüncü videomuzda, üçüncü dersimizde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.